mümkün değildir ve bizler bu cinayete ortak olan herkesten hesap soracağız. Bizler biliyoruz ki kadın cinayetleri politiktir. Hepimizin de bildiği gibi Pınar'ı hayattan koparan sadece eşi değil, iktidarın kadın düşmanı politikalarıdır. Kadınlar sayıdan, siyah beyaz biraz fotoğraftan, öldürüldükçe ismi gündem olan hashtaglerden ibaret değildir. Bu toplumun eşit bir eylemi olan kadınların şiddetten korunması devletin ana görevlerinden biri olmasına rağmen siyasi iktidar tarafından İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği koruma mekanizmalarından biri bir gecede vazgeçilmiş olması kadınların şiddetin bir parçası haline gelmesinin ana sebeplerinden biridir. Bilinmelidir ki her kadın cinayeti kadınların yaşam hakkına ve kötü muameleye uğramama hakkına yapılmış bir saldırıdır. Türkiye'nin kadınlarının şiddete karşı koruma kalkanı olan İstanbul Sözleşmesi'nden bir kişinin kararıyla çekilmesi hukuka aykırıdır. Sözleşme uygulanmaya devam edilmelidir. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan kadınlara her türlü şiddete karşı korumak, kadına karşı şiddeti önlemek ve eşitliği yaygınlaştırmakla yükümlüdür. Sözleşme hükümlerini uygulamayan kamu görevlilerinin kanuna aykırı hareket etmekte sorumluluğu bulunduğunu bir kez daha hatırlatırız. Özgecan Aslan, Şule Çet, Ceren Özdemir, Gülistan Doku ve iki hafta önce Elazığ'da katledilen sağlıkçı arkadaşımız Burcu Demir gibi binlerce kadın bugün hikayemiz yine aynı. Kadınlar öldürüldüğünde dahi yine kadınların hayatını mercek altına alan, kadınların tercihini sorgulayan, öldüreni değil, öldüreni suçlayan savcılardan, hakimlerden, meydana ve her gün kadınların yaşam güvencesini elinden alan AKP iktidarından alıyor. AKP iktidarı ve onun erkek egemen kurumları kadınların yaşam güvencesi olan haklarını saldırarak sadece kadın düşmanı politikalar uygulamakla kalmıyor, kadın katili oluyor. Bizden şimdi Pınar için ağıtlar yakmamızı, karanfil ve mumlar ile anma köşesine oturup yasımızı yaşayıp yarın sabah her şey aklanmış gibi hayatımıza devam etmemizi bekleyenler, biz yasta değil isyandayız. Öldüren sevginizi istemiyoruz. Pınar gencecik bir sağlık emekçisiydi. Tıpkı bizler, sizler gibi birilerinin ablası, kardeşi, evladı ve geleceğe dair hayalleri olan biriydi. Pınar'a sıkılan kurşunlar, Pınar'ı ailesinden, arkadaşlarından ve sevdiklerinden koparmış olabilir. Ancak bizler, Pınar'ın nezdinde bir kadının daha hayattan koparılmasına göz yummayacak, bu duruma alışmayacak bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Yaşanılan bu sürecin takipçisi olacağız. Tüm kadınları, kadın hayatını ve haklarını hedef olan söylem, politika ve uygulamalar karşı şiddetsiz, güvenceli bir yaşam için örgütlenmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz ve bir kez daha buradan sesleniyoruz. Öldüren sevgi istemiyoruz. Pınar benim halamın kızı. Bir yıl önce evlendi. Siverek'te çalışıyor ve yaşıyordu. Kocası olan Rıtvan Bulunmaz tarafından canice katledildi. Öldürülerek hastanenin önüne atıldı bir kuş gibi. Biz bu soruşturmanın etkin bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Etki soruşturma istiyoruz ve ailesi olarak şu anda tutuklu bulunan Rıtvan Bulunmaz'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar.